Evet. Selam. Şimdi kan basıncını ölçmenin yollarından biri fiziksel ölçüm yapmaktır. Bu ayrıca çoğu insanın da tansiyon ölçmek için en çok kullandığı yöntemdir. Tansiyon aleti yardımıyla yapılan bu ölçümde doktorunuz kolunuza şişirilebilen bir kolluk geçirir ve kolluğu gerçekten de çok sıkı olacak ve kolunuzdaki kan akışını engelleyecek şekilde şişirir kolluktaki hava yavaşça boşalırken de kan basıncınızın yani tansiyonunuzun hangi noktada ya da seviyede kan damarlarına kan pompalayacak kadar yeterli olduğu ölçülür. Kolluktaki hava boşalırken kolluğa bağlı olan bir basınç ölçer, milimetre civa cinsinden tansiyon ölçümünü yapar. Okunan değere göre de hipertansiyon spektrumundaki yeriniz belirlenir. Yani tansiyonunuzun normal mi, prehipertansiyon mu, birincil ya da ikincil hipertansiyon mu olup olmadığına karar verilir. Teşhis konmadan önce doktor ziyaretlerinizde bu ölçümler birkaç kez daha yapılır. Tansiyon gün içerisinde değiştiği için ölçümlerden biri tansiyonunuzun yüksek olduğu kısa bir zaman diliminde yapılmış olabilir tansiyonunuz birkaç kere ölçüldü ve her seferinde de oldukça yüksek olduğu görüldü. E, peki şimdi ne olacak? Tabii ki de nedeninin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunun için bazı kan tahlillerine başvurulur. Bu tahlillerde hastadan alınan bir miktar kanın içeriği incelenir. Sonuçlara göre de hipertansiyon sonucu oluşan organ hasarının boyutu ya da ikincil hipertansiyonun sebepleri anlaşılabilir. Kan örneğinde incelenen oldukça önemli bileşiklerden ikisi kan üre nitrojeni yani kısa adıyla bun ve kreatinindir. Bu bileşiklerin miktarları böbreklerin ne kadar iyi çalıştığının göstergesidir. Kan üre nitrojeni, kanda atık ürün olarak bulunan üreden kaynaklanan nitrojenin miktarını ölçer. Vücutta protein yakılması sonucu ortaya çıkan amonyak karaciğerde karbondioksitle üreye dönüştürülür. Üre atık bir ürün olduğu için vücutta istenmemesi de normaldir. E bu sebeple de kanla birlikte böbreklere gönderilir ve vücuttan idrar yolu ile atılması sağlanır. Peki, eğer böbrekleriniz çalışmıyorsa ne olur? Üreyi vücuttan atamaz ve etrafta dolaşan üre miktarı artınca kandaki üre nitrojen seviyesi de artar, öyle değil mi? Böbrek hastalığı söz konusu olduğunda kan üre nitrojen seviyesi desilitrede 10 ila 20 mg aralığının üstündedir. Uluslararası birimlerle konuşmak gerekirse de litrede 2,5 ila 8 milimol aralığının üstündedir diyebiliriz. Bu arada böbrek fonksiyonlarının yanında kandaki üre nitrojen seviyesine etki eden başka şeyler olabileceğini de unutmamak gerekir. E bunun içinde üre nitrojen seviyesini yapısı buna benzeyen ve normal değeri desilitrede 0,5 ila 1 mg ya da litrede 44 ila 88 mikromol arasında değişen kreatinin seviyeleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Kreatinin de kas metabolizması sonucu açığa çıkan atık bir üründür kan dolaşımına sabit miktarlarda dahil olan kreatinin de böbrekler tarafından vücuttan atıldığı için kandaki seviyesi böbrek fonksiyonları için iyi bir göstergedir. Kan üre nitrojen seviyeleri gibi böbreklerin düzgün çalışmadığı durumlarda kanda kreatinin birikimi olacağından kreatinin seviyeleri normal değerlerin üstüne çıkacaktır kan üre nitrojen ve kreatinin seviyelerinin ikisinin de normalden yüksek çıktığı durumlarda böbrek fonksiyon bozukluğu durumu ve yüksek tansiyonun sebepleri anlaşılabilir. Buna ek olarak kandaki glukokortikoid seviyesi de değerlendirilen göstergelerden biridir. Bunun yüksek olması Cushing's sendromuna işaret eder. Cushing sendromu kandaki glukokortikoid seviyesinin artmasına doğrudan sebep olmaktadır. Kan şekeri seviyesi de diyabet olup olmadığını göstereceği için değerlendirilmesi gereken göstergelerden biridir. Diyabet, hipertansiyon ya da kalp hastalıklarının sebebi olabilir. Evet, son olarak kan dolaşımındaki lipid miktarındaki artışta hipertansiyon ve kalp hastalıklarını tetikleyebileceğinden lipid profiline de bakılır. Kan testleri ve tansiyon aletleri tabii ki de sahip olduğumuz tek teşhis yöntemleri değildir. EKG olarak da bilinen bir elektrokardiyogram testi de yaptırılabilir. Elektrokardiyogram kalbin elektriksel aktivitesini PQRST kompleksiyle gösterir. Bu dalgaların görüntüsü buna benzer. EKG'de doktorlar uzun R dalgasını ararlar. Bu dalga tansiyonun uzun zaman yüksek kalması sonucu oluşan sol ventrikül hipertrofisinde ortaya çıkar. Çok da hassas olmayan bu testte çoğu zaman akciğer röntgeni değişlik eder. Sol ventrikülü genişlemiş bir hastanın bu durumu röntgende de gözlemlenebilir. Tüm bu testler birlikte hipertansiyonu teşhis etmede kullanılırlar. Hipertansiyon teşhis edildiğinde ise doktorlar bunun sebebini anlamaya ve araştırmaya çalışacaklardır. Tansiyonsuz sağlıklı günler diliyorum hepinize.